Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, 8-14 Ağustos haftalık burç yorumlarıyla karşınızdayım. Çok sert bir dolunay yaşayacağız bu hafta. 12 Ağustos'ta yaşanacak, Kova burcunda yaşanacak. Satürn'le de birleşiyor bu dolunay. Tabii ki Grand Cross'a çeviren, ay düğümleriyle de böyle tam bir kare oluşturan sert bir dolunay yaşayacağız arkadaşlar. Etkilerini aslında 12 Ağustos Kova burcu dolunayının etkilerini başka bir videoda anlattım. İsterseniz onu da mutlaka bir dinleyin derim. Bu haftanın genel açılarına bakacak olursak Venüs'ün Plüto'yla karşıtlığı var. Daha sonra Venüs Aslan burcuna geçiş yapacak. Onu konuşacağız. Akabinde Venüs'ün Neptün'le bir üçgen açısı olacak. Bunu konuşacağız. Dolunay'ı konuşacağız. Bunun dışında da Merkür'ün tabii ki Başak Burcu'ndaki seyri ve bunun etkilerini konuşacağız arkadaşlar. Şimdi genel etkilerini anlatmadan önce ve burçlara geçmeden önce kanalıma abone olur, beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kanalım sizlerle büyüyecek. Çok teşekkür ederim. Merhaba Aslan Burcu ve Yükselen Burcu Aslan olanlar. Hemen gökyüzünü şöyle bir açıyorum. Evet, Satürn'ün Ay'la bir kavuşumu gerçekleşecek Dolunay'da. Bu Dolunay Ay düğümleriyle de tek kare oluşturacak arkadaşlar. Akabinde karşısındaki tabii ki Güneş de buna dahil olunca bir Grand Cross'a çevirecek. Yani büyük bir kareye çevirecek arkadaşlar. Bu da bizim kitlenmemize sebebiyet verecek. Haftanın başında da Venüs'ün Plüto ile de olan karşıtlığı, ailemizden destek görememek, sevgi alışverişlerinde kısıtlanmak, otoriter insanların bizi biraz mutsuz edeceği bazı tavırlarla karşılaşabiliriz haftanın başında. Akabinde bu dolunayla beraber böyle bir kitlendiğimizi hissedebiliriz, ilerleyemediğimizi hissedebiliriz. Merkür'ün Başak Burcu'nda olması ikinci evimizde bizim bazı maddi manevi konularla ilgili ciddi düşüneceğimizi üzerine ve kendimizi açık bir dille beyan edeceğimizi, Venüs'ün tabii ki Aslan Burcu'na geçmesiyle beraber özgüvenimizi tekrar yükselteceğimizi, ışıkları tekrar üzerimize çekeceğimizi söylüyor arkadaşlar. Aslında öyle bir kitlenme yaşanacak ki bu hafta. Hangi konularda yanlış yaptık, hangi konularda doğru şeyler yaptık, kendimizi çok mu abarttık, bir reto yiyoruz yani orada, ortağımızı çok mu zorladık, o da bir baskı mı yaptı, ya da evlenme teklifi etmiştik, kabul etti, etmedi, oldu, olmadı, ailemiz buna karşı geldi gibi bir konum söz konusu oldu. Bunları şöyle bir ele alacağız arkadaşlar ve doğru yolda mıyız? Doğru yerde miyiz? Güvenilir alanlarda mıyız? Bunlarla bir yüzleşeceğimiz konu gündeme gelecek. Hafta sonuna doğru ise kendimizi ne istediğimizi cesaretli bir şekilde ortaya koyacağız. Artık bizi herkes desteklemeyenler de desteklemeye başlayacak. Yardımlar almaya başlayacağız. Maddi konularda ise bu sıkıntımız, problemimiz. Mesela biz evlenmek istedik. Aile de dedi ki işte şu an maddi olarak şu sıkıntıdayız, işte bunu yapamayız, şöyle olur, böyle olur gibi böyle bizi bir durdurmuş olabilir. Ya da korkularımız, işte şatafatlı bir düğün istiyoruz, bir şeyler yapmak istiyoruz. Acaba bunlar için paramız, bütçemiz yetecek mi diye bir korku enerjisindeydik. Bu konuların tamamen böyle bir kapandığı, önce kilitlenip sonra kapandığı, gereken desteği aldığımız bir hafta sonu geçireceğiz arkadaşlar. Yani hayat bazen fırtına çıkmayınca insanın hayatındaki o belirsizlikler, problemler çözülmüyor ya. Önce bizi bir kitleyecek, daha sonra da çözümlerde, çarelerde gökyüzü güzel fırsatlar yaratacak. Kariyerse bu sıkıntımız, kariyerle ilgili güzel gelişmeler bizi bekliyor olacak. Yeni atılımlar yapıyor olacağız. Evlilikse bu konumuz. Önce bir kısıtlanacağız. Önce bir problem yaşanacak, sonradan çareler, çözümler gelecek. Maddi konularda ise eğer bu sıkıntımız Ay'ın Neptün'le birleşmesi, Plüto ile Mars'tan da böyle bir etki almamız, bizim o cesaretli çıkışlarımızın karşılık bulacağını gösteren
Güzel bir açıyı tetikleyecek arkadaşlar. Yeter ki biz ne istediğimizi açık yüreklilikle mantıklı bir şekilde karşı tarafa beyan edelim. Bu karşı tarafa beyanımız zaten fazlasıyla geçecek, takdir göreceğiz, destekleneceğiz arkadaşlar. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.